patronum neydi? Expecto patronum, evet. Abrakadabra değil, garanti olsun. Herkese merhabalar. Moodcast'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün Fantastik Canavarların yepyeni filmini izledik. Ama yorumda ben olacağım, Aslıhan olmayacak. Aslıhan'ı büyü yaparak gönderdim buradan. Yerine filmin içerisinden birisi gelecek, o yorumlayacak. Bakalım kim gelecek? Expecto patronum ya da bir diğer deyimle abracadabra. İşte başlıyor Moodcast. Pof. Mürver Asa mı? Bende yok. Kıskandım şimdi yani. Mürver Asa'sı var. Buradan Rıdvan'cığıma da çok teşekkürler bu muhteşem asayı bugünkü çekime özel bize getirdiği için. Birazdan onun yorumlarını da dinleyeceğiz zaten. Herkese tekrar merhabalar. Fantastik Canavarların yepyeni filmiyle karşınızdayız. Ve bu kez Dumbledore'un sırlarını izledik. Ve hemen sizin için yorumluyoruz. Aslıhan, seninle başlayalım. Evet, muhteşem seri. 4 yıl falan bekledik bu seri için. İlk film 2016'da çıktı. Fantastik canavarlar nedir, nerelerde bulunurlar diye böyle bir ambiyansa girdik. İkinci film ki birçok Harry Potter hayranı da çok memnun etmemişti. 2018'de yayınlanmıştı. Ve 4 yıllık bir aradan sonra doğal olarak pandemi ve daha da önemlisi Johnny Depp'in başına gelen olaylar neticesinde süreç bayağı bir uzadı etti derken işte geldik 2022'ye, Nisan ayına ve işte basın gösteriminde de bugün seyrettik Fantastik Canavarlar 3 filmini. Bugünkü filmde karşımıza yepyeni karakterler de çıktı. Filmde az görünen eski karakterler de vardı. İlginç bir hikaye var. Artık hikaye yavaş yavaş daha da karanlık bir noktaya doğru evriliyor gibi. Filmin akışı Harry Potter matematiğini andırıyor. J.K. Rowling hep aynı matematiği kullanıyor. Orada da hatırlarsan filmin başında bir hani toparlanırlar, buluşurlar, okula giderlerdi. Sonrasında okula vardıklarında yeni yaratıklarla ve hayvanlarla tanışırdık. Ardından bir gizemli hikayenin, bir maceranın, bir polisiye hikayenin içine girerlerdi. Onu çözmeye çalışırlardı, o gizemi. Filmin ortalarında kaçıp kovalamaca sahneleri, işte o sihirler, büyüler vesaire. O kaçıp kovalamanın ardından da artık final hikayesi başlardı. Yaklaşık 45 dakikalık falan böyle bir final kurgusu. Bu filmde de J.K. Rowling, yani yazar, aynı kurguyu kullanmış. Aynı matematikle devam ediyor. Bu matematiği burada da kullanıyor. Fakat sanki Harry Potter'a göre Fantastik Canavarlar'da bu matematik bir tık işlemiyor gibi geliyor bana hep. Filmin ilk bir saati biraz böyle ne yapacağız, ne edeceğiz, hikayeye nasıl gireceğiz, ne anlatacağız biz bugün bu filmde der gibi böyle bir ağır, aksak, sıkıntılı giriş yaptı gibi geldi bana. Sonrasında bana öyle gelmedi. Sana öyle gelmedi, peki. Çok mini bir dipnot da belirteyim. Ben dün gece hem birinciyi seyrettim hem ikinciyi seyrettim. Hani bir nevi Fantastik Canavarlar maratonu yaptım. Ondan sonra buna geldim. Hani o yüzden oradaki akışlara göre ki ikinci filme göre ben üçüncüyü daha çok beğendim. Net muhakkak, söyleyeyim muhakkak. Yani. Evet. Sonra bu filmde yeni bir hayvanla da karşılaşıyoruz. Chilin'le karşılaşıyoruz. Tanışıyoruz daha doğrusu. Çok tatlı. Evet, çok tatlı. Trajik bir tanışma hikayesi var ama olsun, çok tatlı. Çok doğru. Sonrasında filmin ortasında iki tane çok önemli sahne var. Birisi yemek sahnesi, birisi de hapishane sahnesi. Yine o alışık olduğumuz Harry Potter'daki kaçma kovalama, işte sihirler vesaireler. Onları gördüğümüz iki sahneydi. Finale geliyoruz. Son bir saat iyiydi. Onu söyleyeyim. Ben son bir saati çok beğendim filmde. Filmin süresi ne kadardı Tolga? Filmin süresi de 2 saat 21 dakika ama yazılar uzun. Yani aşağı yukarı 2 saat 15 dakikada falan film bitiyor. Yazılar evet. Hariç. After credit? Yok. Alışık yazılar olduğumuz görünce gibi. Görünce çıkabilirsiniz demektir. Evet. Alışık olduğumuz bir durum bu aslında. Harry Potter'larda da yoktu. Fantastik Canavarlar'da da after credit sahneleri olmuyor. Genel akışı ben böyle özetledim. Bakalım Aslıhan neler anlatacak filmle ilgili. O çünkü maraton da yaptı. 3 filmden alıp gelsin bakalım hızlıca. Tolga'nın da dediği gibi filmin süresi yaklaşık 2 saat 22 dakika ve bu aynı zamanda Fantastik Canavarlar serilerinin de en uzun filmini seyredeceksiniz demektir bu hafta sonu vizyona girdiği an itibarıyla. Tabii ki bu filmin hikayesi bahsetmiş olduğumuz gibi Johnny Depp'in başına gelenler neticesinde birazcık gecikmeye uğradı ve farklı bir Grindelwald'la karşılaşmış olduk. Matt Mikkelsen kadroya dahil oldu. Bu arada Johnny Depp daha önceden çok sağlam bir anlaşmayı imza attığı için aslına bakarsanız çekimlerde de çok az bir rol aldığı için
sonrasında hani eşiyle o mahkeme olayları yüzünden zaten bu projeden eli çektirtildiği için aslında bir ödeme alacak. Yaklaşık 16 milyon dolarlık bir ödeme alacak. Bir kere cebini doldurmuş oluyor. Johnny Depp'in menajeri yani. Sağlam. Evet. Bu arada ben bir not daha biliyorum aslında bu konuyla ilgili. İkinci filmdeyken çıkartılacaktı. Çıkartılamadı. O sağlam sözleşmeden dolayı. Evet. Şimdi de birazcık para alacak. Biraz yani. Daha hala devam edecek demek ki. Kapitali yükselecek. Bu arada senaryo dedin ya hani akışı Harry Potter daha önceki senaryolarına göre benzerlikler taşıyor. J.K. Rowling zaten bu senaryoya imza atarken yanına Steve Cowles'ı da çekmiş. Çünkü o daha önceki Harry Potter serilerinde de 2007 filmi itibarıyla başlamış. Harry Potter and the Order of Phoenix filmiyle. Yani yaklaşık olarak şimdiye kadar 7 filme Harry Potter serisine de imza atmış bir isim. Dolayısıyla ikisi beraber yazmaya başlamışlar. Zaten ikinci filmle ilgili eleştiriler ve hani IMDb puanları da birazcık düşük kaldığı için demişler ki J.K. abla sen istediğin gibi yaz, biz sana bol vakit veririz ama lütfen, ama lütfen ikinci filmdeki gibi olayları böyle ağır aksak, karakterleri tam oturmadan hikayeyi falan şekillendirme mümkünse demişler. Al sana istediğin kadar vakit demişler. Zaten üstüne pandemi patladığı için süreç otomatikman uzamış. Çünkü yaklaşık olarak Kasım 2021'de vizyona girecek diye hesaplanılmış bu film. Doğru. Gene de hani çok fazla bir gecikme olmasa da ama en azından 2022'de seyretme imkanına kavuşmuş olduk. Filmin çekim noktalarından birinin aslında Brezilya olacağı ilk başlarda açıklanmıştı. Hatta o zaman hayranlar heyecan yapmışlar. İşte Brezilya'nın en önemli aktrislerinden biri işte bu filmde oynasın diye böyle imza kampanyaları falan düzenlenmiş. Fakat son dakika pandemiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bhutan'a karar veriyorlar. Yani filmde New York sahneleriyle beraber işte hani Queens, Berlin ve aynı zamanda Bhutan sahneleriyle beraber bayağı bir hani Avrupa-Amerika arası mekik dokuyoruz. Hani bu açıdan görsellik açısından ki Hogwarts'ı da yeniden görmek açısından Fantastik Canavarlar serisi yine çok güzel dokunuşlara imza atmış açıkçası. Bhutan sahneleri de güzeldi. Görsel olarak harikaydı. Onu hatırlatalım. Bu da aynı zamanda yönetmen de David Yates. Evet. Yani zaten o da son 4 Harry Potter filmine imza atmış bir yönetmen. Ve Fantastik Canavarlar'la beraber hani düşününce skalasını gittikçe yükseltmeye başladı. Yani İngilizler de seviyorlar abiyi. Doğru. Daha da çeker diye düşünüyorum. Çünkü biraz daha böyle hani karanlık ambiyansları yaratma konusunda David Yates. Doğru. Daha önceki filmlere göre daha başarılı olduğunu bizlere burada gösterdi. Harry Potter serisinde de filmler ve hikaye karanlıklaştıkça David Yates dokunuşları bunu bize iyi hissettirmişti o seride. Şimdi Harry Potter hayranlarından en iyi bildiğimiz bir isim olan sevgili Rıdvan'dan yorumlarını dinleyelim. Evet, bugün Fantastik Canavarların 3.sünü seyrettik ve hem bir YouTuber olarak, hem bir blogger olarak, hem de Instagram'da hani bir influencer olarak çok önemli isimlerden biri sevgili Lord Rido, yani namı diğer Rıdvan karşımızda. Evet, filmi bugün basın gösteriminde seyreden ilk isimlerden biriydin Türkiye'de. Neler hissediyorsun şu anda? Ya inanılmaz heyecanlıydım bir kere. Şöyle yani 4 yıl bu filmi bekledik ve Fantastik Canavarlar Harry Potter evreninin asıl yani geçmiş hikayesini anlatan bir seri. Bu filmde Dumbledore'un sırlarına değindiler aslında biraz. O yüzden ben genel olarak çok beğendim. Hikayenin ilk iki filme göre daha iyi bir şekilde ilerlediğini gördük. Credence'ın, Albus Dumbledore'un ve Matt Mikkelsen'ın Grindelwald'unu çok başarılı buldum. Onun dışında filmin iyi bir tonu var. Gayet iyi bir şekilde ilerliyor. Bu filmdeki fantastik canavarlar da çok tatlı. İlk iki filme göre çok daha başarılı bir hikaye sunuyor bizlere. Sence devamı gelir mi peki? Yani zaten başlangıçta ilk tanıttıklarında Fantastik Canavarlar 5 filmlik bir seri olacaktı. Şimdi biz 3'ü izledik ama 4 ve 5 de mutlaka gelecektir. Hatta 5. filmin çok büyük bir olayla biteceğini, Albus Dumbledore ile Grindelwald'un 1945'teki büyük düellosuyla biteceğini de biliyoruz. O yüzden 4 ve 5'te aşırı bir heyecan olacağını eminim. Kesin gelecektir bu filmlerde. Harry Potter hayranlarına ne mesaj iletmek istersin bu filmle ilgili? Yani onlar da benim gibi çok beklemişler eminim. Çünkü 4 yıl boyunca bu filmi bekledik ve ben bu filmi beğeneceklerini, Harry Potter referanslarını çok seveceklerini, Hogwarts'a tekrar gitmeyi çok heyecan verici bulacaklarını düşünüyorum. Ayrıca birkaç sahnede göz dolduran detaylar var. Geçmişle ilgili, Dumbledore'la ilgili çok güzel öğrendiğimiz sırlar var. O yüzden Harry Potter hayranlarının yanına asaları dışında bir de peçete almalarını söylüyorum. Şimdi uyarayım size. O yüzden çok da hani heyecan var. Senin en çok beğendiğin sahne hangisiydi peki? Şimdi spoiler olacak ama aslında fragmanlarda da gördüğümüz Dumbledore'la Grindelwald'un
kısa bir düellosu var. Orada birbirlerinin kalplerinin dokunduklarını, birbirlerinin kalp atışlarını hissetmeleri çok güzel bir detaydı. Beni çok duygulandırdı. Çok teşekkürler Rıdvan. Ben teşekkür ederim. Rıdvan'a çok teşekkürler. Yorumlarıyla renk kattı. Gerçekten de önemli dokunuşlar yaptı. Pof. Aynen öyle, dokunuşu yaptı. Filmde ilk defa bir şey ortaya çıkıyor. O da Profesör Dumbledore'un sevgilisiyle tanışıyoruz. Eski aşkıyla diyelim aslında. Onunla tanışıyoruz ve eski aşkı olduğu için arada neden o eski olduğu ile ilgili tartışmalarını da görüyoruz ve izliyoruz. Film boyunca, filmin içerisine yayılır şekilde. Bu anlamda da dikkat çekiciydi. Aynı zamanda ben Eddie Redmayne'i buradaki rolüyle çok eşsiz buluyorum. Bence zor bir rolü var. Newt Scamander zor bir rol, zor bir karakter. O utangaç, çekingen, böyle sıkılgan ama bir yandan da böyle hani girişip işleri bitirmesi gereken ve iyilik dolu o adamı çok iyi canlandırdığını düşünüyorum. Ve bence o kadar iyi oynuyor ki zoru kolay gösteriyor. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum, katılır mısın? Karşımızda Oscar ödüllü bir oyuncu yani, var bu arada. Yani işte son noktayı koydu aslında. The Theory of Everything'den bahsediyoruz. Oscar'ı aldı mı? Aldı. Yani doğru. O yüzden ben performansını çok beğenirim. Hatta böyle işte mavi bir hani trench coat paltomu giyip buraya papyonumu takıp saçları da ve şeyi de şöyle hafif yapıp böyle bir eğim verip kendime kahverengi bir bavulla gelmek çok istedim ama... Yapamadık, artık bir olmadı. Bir sonraki filme diyelim. Yani hakkını teslim edelim diye söyledim ben özellikle. Bunun altını çizmek istedim. Diğer notlar nedir? Sonuçta kendisi karşı karşıya oynadığı isimde iki kez Oscar'a aday olmuş bir isim. Jude Law'dan bahsediyoruz. Yani evet. Her ikisine de kalp yollama vakti. Öncelikle tabii ki Jude Law'a yolluyoruz. Maşallah 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 diyoruz. Jude Law'un yanı sıra Eddie Redmayne'e de yolluyoruz. Kocaman bir kalp. Bu arada Ezra Miller'ın canlandırdığı Credence karakteri de ben başarılı buldum. Hani o depresif, yalnız, aynen, kimse beni sevmiyor, kimse beni istemiyor modundaki o hani gergin abi rolünde de bence başarılı olmuş. Ama son dönemde onun da başına gelenler hani, doğru, ona bir mahkemelik oldu bilmem ne falan. Yani ne yapıyor bu Hollywood'daki yıldızlar, ben de merak etmeye başladım açıkçası. The Flash filminin çekimlerinde sorunlar yaşanıyor, çekim dışında özel hayatında sorunlar yaşanıyor. Hepsini web sitemizde radiomoodtr.com'da bulabilirsiniz. Editör arkadaşlarımız güzel son dakika haberlerini sizlere orada yetiştiriyorlar. Ezra Miller'la ilgili haberlerimiz de detaylı ve fazlasıyla bulabileceğiniz durumda. Bir de ben bu filmdeki o imajının uzun saçlarıyla ve o beyaz yüzüyle birlikte, uzun yüzüyle birlikte bana Profesör Snape'i hatırlattığını fark ettim. Yani Profesör Snape'in gençliğini oyna deseler oynarmış. O imaj çok iyi oturmuş ama tabii burada farklı bir karakteri oynuyor. Evet. Şimdi filmin müziğinden de çok hızlıca bahsedelim bu, evet, arada. Ben de hemen onu açmaya çalışayım. 9 kez Oscar adayı olan James Newton Howard bestelemiş. Efsane. Needles of the World, Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald ve Michael Clayton'ın filmlerinin yanı sıra The Hunger Games filmlerinin de, yani Açlık Oyunları filmlerinin de müziklerine imza atmış bir isimden bahsediyoruz. James Newton Howard. Aynı zamanda çok güzel bir soundtrack albüm çalışması da vardı. Eğer şazamladıysan Tolga. İki tane eseri şazamledim. Birisi şarkı, diğeri ise müzik. Hemen şimdi söylüyorum. Gregory Porter'dan Heaven şarkısı filmin sonlarında karşımıza çıktı. Filmin ortasındaki o bahsettiğim yemek sahnesinde de çok güzel bir müzik vardı. Tekrar kopya çekeceğim. Hemen bakıyorum. Montiore Dance. Evet. Bir dakika. Montikor Dance mi? Manticore mu? Manticore Dance. Manticore Dance. Manticore Dance. Müziklerle ilgili notlarımız da böyle. Gözler bozulmuş, kendimize de büyüyor. Ay, Apple Watch okuyamadık yani. Mürver Asa'nın öyle bir özelliği varsa gözleri düzeltelim hakikaten. Evet. Unuttuklarımız varsa da senin kafadan toparlıyorum. Çıkartıp oraya gönderiyoruz. Tabii ki Fantastik Canavarlar 3 filmi bu sefer tamamen Albus Dumbledore karakteri üzerinden ilerliyor. Kendisinin aynı zamanda abisini, aile geçmişini falan öğreniyoruz bu film sayesinde. Dile kolay 20 yıldan uzun bir süre büyücü dünyasının yani ilk kez tanınmasından bu yana Harry, doğru, Potter evreniyle beraber
en saygı duyulan şahsiyetlerden biri ve Harry Potter serisinde en sevilen isimlerinden biri. Fantastik Canavarlar serisinin 3. filminde merak edilen bütün o geçmişinin detayları da bizde burada veriliyor. Zaten isminden de işte Dumbledore'un sırları diyerekten de bu konuya bir gönderme yapılıyor. Aslında filmin genel hatlarında ikili ilişkiler temelli ilerleyen bir senaryo var. Yani iki kardeşin, hani aynı anne babadan çıkmış kardeşin ne kadar farklı olabileceği, keza aşk adı altında kalplerinin birbiri için attığı iki kişinin, iki sevgilinin de ne kadar farklı düşüncelere sahip olabileceği, iki kardeş, iki aşık ve aynı zamanda hani iki beraber aynı işte çalışan, hani nasıl diyeyim sana, aynı mesleği yapanların bile arasında farklılıklar olabildiğini ama belli noktalarda hatalar yapabildiklerini ve bu hatalarından ders alıp o hatayı düzeltmek için neler yapılabileceğini film bize böyle kırmızı ışıklarla veriyor. Bu açıdan da güzel bence. Evet, bir baba oğul hikayesi var. Birbirlerini kaybetmiş, birbirlerinden uzak kalmış ve onların kavuşup kavuşamayacağını da burada görebiliyoruz filmde. Bu anlamda da yine ikili ilişkiler anlamında bir noktaya daha değinmiş olalım. Dumbledore ve aynı zamanda Grindelwald'ın gençlik zamanlarında Hogwarts'ta beraber aynı sırada işte hani kalem eskitirken yaptıkları ve diyaloglarından, arkadaşlıklarından esinlenerek bir kan yemini var. İlk filmde bu böyle bir şey yoktu. İkinci filmde bu sır açığa çıkmıştı. Üçüncü filmde de bu sır üzerinden bize çok daha fazla detay veriyorlar ve o evrenin içine girmemizi daha rahat bir şekilde sağlıyorlar. Ve dediğim gibi aynı zamanda büyücüler, işte hani cadılar, Muggle'lar arasındaki gerilim inanılmaz derecede artıyor. Ya biz soylu ırkız insanlarla mı uğraşacağız gibi bir isyan durumu söz konusu. Bunu destekleyenler var, destekliyormuş gibi gözükenler var, bir de hiç desteklemeyenler var. Ama hani bu dönemde de Albus Dumbledore bir ekip topluyor. Hatta diyorlar ki ya biz bu ekip mi yani bu olayı çözeceğiz ha? O Dumbledore'un ordusu gibi bir şey oluyor. Bana böyle bir Yüzüklerin Efendisi serisindeki Yüzük Kardeşliği'ni hatırlattı. Doğru. Hani her biri aslında farkında değil ama özel güçlere sahipler ve her birinin de hikayedeki rolü gerçekten çok ama çok önemli. Sonuçta J.K. Rowling'in özgün senaryosuna dayanan Fantastik Canavarlar, Dumbledore'un sırlarında tabii ki inanılmaz derecede yetenekli isimlerle çalıştı. Bu arada bu filmde kalp, mizah ve macera ön plana çıkıyor. Ve bunları ek olarak canavarlarımıza buradaki Burnuk Teddy'ye, sevgili Teddy, yine her durumda ne kadar shiny, shiny şeyler varsa peşinden koşuyor parıltılı. Ve aynı zamanda Newt'un ayrılmaz bir minik yeşil parçası olan becerikli karabuluk Pickett'a da sevgilerimizi yolluyoruz. Ve bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Size de sevgilerimizi yolluyoruz. Siz de bize sevgilerinizi yollamak istiyorsanız Radio Mood kanalına YouTube'dan abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Arzu ederseniz de beğenilerinizi, yorumlarınızı ve filmi alt siz de bölüme seyrettiğiniz zaman beğenmediğiniz ya da beğendiğiniz tarafları alta yorumlara yazabilirsiniz. Bizim eksiklerimizi de belki tamamlamış olursunuz. Çok teşekkürler.